Hepinize merhaba. Sunar Doğan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika yepyeni bir model paylaşacağım, yapımını paylaşacağım. İki renk lif ipi kullanacağım. Sizler de istediğiniz renk kullanabilirsiniz. Bebe yünü de kullanabilirsiniz lif örmek için. Ve hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce 3 tane zincir yapalım. 2, 3 tane zincir yaptım. İlmeği uzattım. Alttan herhangi bir zincire buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar buraya fıstık yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar yapıyorum. Üç oldu. Dördüncüyü de yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. Evet, bu şekilde dört tane oldu. Evet, dört tane fıstığımızı yaptık. Şimdi beşinciyi kapatmıyoruz. İlmek aldım. Bir tane boşluk atlıyorum hemen diğerine. Bir tane batılacak yere atlayıp diğerine tekrar fıstık yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir tekrar buraya bir tane hemen bu şekilde ikisini yine kapatıyorum. İkili kapatarak sıra sonuna geliyoruz. Buraya bir son noktaya ve bu şekilde yine ikili kapatıyorum. Sıra sonum bu şekilde. 3 tane yan yana fıstığımız var. Bir zincir yapıyorum, çeviriyorum. Buraya 3 sıra öreceğiz. Dönüşleri hemen yapalım birlikte. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım, tekrar yapıyorum. Kapatmadan yan tarafa ikili kapatıyorum. Bir zincir tekrar buraya bir tane yan tarafa ikili kapatıyorum. Son nokta burası. Yine ikili kapattım. Evet, ikinci sıramızı da tamamladık. Şimdi üçüncü sıramızı da öreceğiz. Dönüşleri bir zincir yaptık. Bir tane yapıp kapatıyorum. Sonra tekrar yapıyorum. Kapatmadan yan tarafa. Bu şekilde ikili kapatıyorum. Evet, bu şekilde ikili kapattım. Bir zincir yapıyorum. Ve buradan devam ediyorum. Yine üst üste fıstıklar yapacağız. Başlangıçtaki gibi 4 tane yapacağız. Üç oldu. Evet.
1, 2, 3, 4 tane oldu. Beşinciyi kapatmıyoruz. Burayı kapatmıyoruz. Bir tane batılacak yere atlayıp hemen yan tarafa. İkili kapatıyorum. İkili kapatmaya devam ediyorum. Şimdi bu noktayı yapıyorum. Sıra sonu burası. Evet, ikili kapattık. Bir zincir yapıyorum. Yine yan yana 3 tane fıstığımız var. Tekrar dönüyoruz. Dönüşleri yapıp yine aynı burası gibi 3 sıra burayı örüyoruz. Evet, bu şekilde git gel yaparak sıra sonu burası ve tekrar buraya kadar dönüşte buraya kadar 3 sıra örelim. Bu şekilde modelimizi ikinci parçasında yapalım. Evet, modelimin ikinci parçasında 1, 2, 3 sıra yine aynı şekilde git gel yaparak ördüm. Şimdi üçüncü parçayı da örmek için yine buradaki hizaya gelmemiz gerekiyor. Zincirler yaparak yukarıya kadar çıkacağız. Bu şekilde 1, 2, 3 sıra ördük. Şimdi 2, 3, 4 zincir yapıyorum ve çeviriyorum. Hemen bir ileriye sabitliyorum. Tekrar fıstık boyunda zincir yapıyoruz. Sabitliyoruz. Buraya kadar geldim. Şimdi buradaki hizaya kadar geldim. Buradan tekrar aynı işlemi yapacağız. 4 tane fıstık üst üste. 5.'yi kapatmayıp git gel yaparak yine burayı da 3 sıra öreceğiz. Evet, bu şekilde 1, 2, 3 ve 4, 5.'yi kapatmıyoruz. İlmek aldım. Aynı işlemleri yapıyorum. Üç tane yan yana fıstığımız olacak ve 3 sıra öreceğiz. Evet, birinci sıramızı tamamladık bile. Şimdi bir zincirle döneceğiz ve burada git gel yaparak bu üçüncü parçada yine aynı şekilde 3 sıra örelim. Evet, bu şekilde 3 tane parça yaptım. Eğer 4 parça yapmak istiyorsanız tekrar yukarıya buraya kadar gelip yine bir parça daha bu şekilde yapabilirsiniz. Ve şimdi devam edelim. Burada ipimi kesiyorum. 2 3 zincir yapıyorum. İlmek kaydırmayla sabitledim ve bir zincir yaptım. İpimi kesiyorum. Şimdi bu lifimizin ortası olacak. Yarısını bir dolduracağız. Bu iki boşluğu dolduracağız. Sonra bir tane boşluk kalacak. Orayı dolduracağız. Burayı nasıl yaptıysak karşı tarafı da aynı şekilde dolduracağız. Buradan hemen başlayalım. Şuradan 1, 2, 3. Üzerine sabitliyoruz ipimizi. Renkli ipimizi.
3 zincirle sıkılaştırdım. Bir tane yapıp kapatıyoruz. Bir zincir yaptım. Tekrar yapıyorum. Kapatmadan hemen yan tarafa yapacağım. Ve bu şekilde ikili kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya bir tane hemen yanına yapıyorum ikinciyi. Kapatmıyorum. Buradaki aşağıdaki köşeye atlayıp bir yukarı yapıyorum. Buraya atlayıp bir yukarıya. Ve bu şekilde 3 tane fıstığı kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya bir tane. Bir yukarıya ikili kapatıyorum. Buraya bir yukarıya. Yine ikili kapatıyorum. Evet, buraya kadar geldik. 1, 2, 1, 2. Hemen bir zincirle dönüyorum. Ayrı ayrı dolduracağız boşlukları. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar buraya yapıyorum. Kapatmadan yan tarafa yapıyorum. Tekrar kapatmıyorum. Bir yukarıya. Ve bu şekilde üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir tekrar buraya bir hemen son noktaya ikili kapatıyorum. Evet, ikinci sıramızı da tamamladık. Bir zincir tekrar çeviriyorum. Buraya bir kapatmadan buraya atlayıp son noktaya. İkili kapatıyorum. Evet, bu şekilde birinci boşluğu doldurduk. Şimdi ikinci boşluğu da aynı şekilde dolduracağız. Bu yüzden zincirler yaparak aşağıya kadar inelim. Dört zincir yaptım. İlmek kaydırmayla devam ediyorum. Ve buradaki aynı köşeden başlayacağız. Bir tane yapıp kapattım. Hemen buradan başlıyoruz. Evet, bu şekilde ikinci boşluğu da bunu nasıl yaptıysak diğerini de aynı şekilde dolduracağız. Sıra sonu burası belirli zaten burada. Tekrar bir boşluk olacak. Orayı da aynı şekilde dolduracağız. Evet, ikinci parçamızı da başlangıcını yaptık. Bu şekilde şimdi burayı üçlü kapatacağız aynı buradaki gibi. Bu şekilde örelim ve tamamlayalım. Evet, bu şekilde tamamladım. İkinci parçayı da aynı şekilde yaptım. Son parçamızda yine aynı şekilde buradaki boşluğu nasıl doldurduysak burayı da aynı şekilde dolduracağız. Hemen başlangıcını göstereceğim. Burayı da yaptığımız zaman son olacak. Karşı tarafı da aynı şekilde bu boşlukları dolduracağız ve sonra bir tane kalacak. Orayı da tekrar dolduracağız. Şimdi buraya en yüksek noktaya ipimizi sabitliyoruz. Evet, buraya ipimi sabitledim. 1, 2, 3 nokta 1 2 3. noktaya. Şimdi 3 zincirle sıkılaştırıp aynı işlemleri yapacağız. Bir tane yapıp
Kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Bu boşluğu da aynı şekilde dolduracağız. Hemen yan tarafa yapıyorum. Ve böyle ikili kapatıyorum. Evet, şimdi burayı da yine üçlü kapatacağız. Buraya bir tane, hemen yanına yapıyorum ikinciyi. Kapatmıyorum. Köşeye atlayıp bir yukarı yapıyorum. Bu şekilde tığımda 3 tane, üçünü bir kapatıyorum. Evet, üçlü kapattık. Aynı buradaki gibi dolduralım. Burayı da yine aynı şekilde dolduralım. Yukarıya kadar ikili kapatacağız, döneceğiz. Buradaki işlemlerin aynısını yapalım. Karşı tarafa da aynısını uygulayalım. Evet, bu şekilde tamamladım. Bu lifimizin ortası. Sonra ortasını yaptıktan sonra iki boşluğu doldurduk ve son olarak bir boşluğu doldurduk. Karşı tarafı da aynı şekilde yapıyoruz ve böyle 3, 6, 9 sıra örmüş oluyoruz. Şimdi modelimize parmak detayını yapacağız. Bu yüzden ipimi kesmedim. Şöyle göstereyim. Parmak detayını yapacağız. Bu şekilde bir zincir yaptım. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Buradan devam ediyoruz. Bir zincir yapıyorum. Tekrar yapıyorum. Parmak detayını yapmak için yıldız tekniğiyle yapacağız. Hemen aşağı yapıyorum ikinciyi. Tekrar kapatmıyorum. Yan tarafa. Üçünü kapatıyorum. Bir zincir tekrar. Buraya bir. Aşağıya. Yan tarafa. Üçünü tekrar kapatıyorum. Bir kere daha kapatacağız üçlü. Buraya bir. Aşağıya. Ve son nokta. Üçlü kapatıyorum. Üç tane yan yana fıstığımız var. Bir zincirle çeviriyorum. Buraya bir tane kapatmadan hemen yan tarafa yapıyorum. Eksiltme yapıyoruz. İkili kapatıyoruz. Bir zincir yaptım. Tekrar buraya bir. Aşağıya ve yan tarafa. Üçlü kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar buraya bir. Aşağıya ve son noktaya. Üçlü kapatıyorum. Ve ikinci sıramızda arttırma yapacağız. Buraya bir. Son noktaya tekrar. Bu şekilde ikili kapatıyorum. Evet, ikinci sıramızda tamamladık. Bir zincirle dönüyoruz. Tekrar eksiltme. Buraya bir. Yan tarafa. İkili kapatıyorum. Tekrar buraya bir. Aşağıya ve yan tarafa. Üçlü kapatıyorum. Bir kere daha kapatacağız. Buraya bir. Aşağıya. Son nokta burası. Bu şekilde üçlü kapatıyorum. Dört zincir yapalım. Aşağıya ineceğiz. Parmak detayımız bu şekilde oluyor. Şimdi dört zincirle aşağıya inelim. Bir aşağıya ilmek kaydırmayla. Yine 4 zincir. Bir aşağıya. 4 zincir.
Evet, bu noktaya kadar geldik. Şimdi buradan tekrar başlıyoruz. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar yapıyorum. Kapatmadan yan tarafa. Bu şekilde ikili kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar İkili kapatarak devam ediyoruz. Buraya bir. Hemen yan tarafa ikili kapatıyorum. Evet, ikili kapatarak burası parmak detayımız. Şimdi ikili kapatarak sıra sonu burası. Buraya kadar geliyoruz. Tekrar dönüş yapıyoruz. Sıra sonu tekrar burası olacak. Belirli bir sırada bu şekilde ikili kapatarak burayı öreceğiz. Sıra sayısını söyleyeceğim. Örmeye devam edelim. Git gel yaparak sadece burası ve sıra sonu arasında ve burası da tekrar dönüş olacak. Bu şekilde örmeye devam edelim. Evet, ben bu şekilde tamamladım. Buradan itibaren şöyle yakından göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Parmak kısmında burada başlamıştık. Buraya git gel yaparak 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördük. Şimdi bundan bir tane daha olması gerekiyor. 2 tane yapalım. Daha net gözükmesi için ben burayı böyle renkli olarak yaptım. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ise birleştirmeye geçelim. Parmak kısmı bu tarafa baksın. Diğerini de getiriyorum. Bu şekilde hangisini en üste gelmesini istiyorsak böyle ayarlayalım. Ve köşeden başlayacağız. Şöyle. Diğer tarafı da yapabilirsiniz. Bu tarafı da yapabilirsiniz. Buraya ipimizi sabitleyelim. Şimdi zincir yapacağız. 2, 3, 4. Evet, bu şekilde zincir yaptım. İsterseniz fıstık da yapabilirsiniz birleştirirken. Bir ileriye sabitliyorum. 5 zincir. İleri ikisini bir alarak sabitliyorum. Bu şekilde. Evet. 5 zincir yapıyorum ve birleştirme işlemine devam ediyorum. Dediğim gibi fıstıklar yaparak da birleştirme yapabilirsiniz. Her noktaya batarak bu şekilde her noktaya batarak birleştirme işlemini yapalım ta ki buraya kadar. Buraya kadar yapalım. Ağız kısmını birleştirmiyoruz. Zincirler yaparak kenar oyası yapabiliriz. Bu şekilde tamamlayalım. Evet, modelimi bu şekilde tamamladım. Zincirler yaparak hem birleştirme yaptım hem de kenar oyası yaptım. Ağız kısmında yine aynı şekilde zincirler yaparak kenar oyasını bu şekilde yaptım. Şöyle arkasını da çevireyim. Böyle arkası da gayet güzel oldu. Tasarımı bana ait bir modeldi. Evet, modelim bu şekildeydi. Ağız kısmı da oldukça geniş oldu. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.